ve beraberliğin dayanışma ve yardımlaşmanın esas olduğu İslam dininde selamlaşma, hediyeleşme, sıla-i rahim gibi insanlar arası ilişkileri güçlendiren faaliyetler teşvik görürken dargınlık, haset, kin ve nefret gibi samimiyeti zedeleyen tutum ve davranışlar yasaklanmıştır. Ancak toplumsal huzurun ve düzenin sağlanması için doğruyla yanlışı ortaya koymak, haklıyla haksızı ayırt etmek, birlik ve beraberliği tehdit eden unsurlara geçit vermemek için de gereken mutlaka yapılmalıdır. Bu bağlamda İslam'ın mutlak hükümlerinin ihlal edilmesi ya da İslam inancının ana unsurlarının yok sayılması durumunda toplumsal huzurun sağlanmasında kaçınılmaz bir durum olarak tekfir konusu gündeme gelmektedir. İslam düşünce tarihinin önemli meselelerinden biri olan tekfiri konuşacağız bu akşam. Konuğumuz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hatice Kelpetin Arpaguş. Düşüncenin özü başlıyor. Hatice Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkürler. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Hocam bu akşam sizinle tekfir konusunu konuşacağız. Tekfiri tanıtacak olursak genel anlamda bir kişinin Müslüman Müslümanlık vasfını kaybettiğine hükmetmek. Müslümanım dediği halde Müslüman olmadığına hükmetmeyi ifade eden bir kavram. Öncelikle hocam tekfire biz neden ihtiyaç duyuyoruz? Neden böyle bir kavram ortaya çıktı? Neden birilerini tekfir etme ihtiyacı hissediyoruz? Evet konumuzun aslında kavramlar üzerine gitmeden zor bir yanının ama Aynı zamanda çok yaygın, çok da sık müracaat edilen bir kavram olduğunu biliyoruz. O açıdan hani ele alınması ve incelenmesi muhtemelen gerekli konulardan birisi. Ee, sizin bahsettiğiniz üzere bir kimseyi, bir başkası e, din dışı ilan etmiş oluyor aslında tekfirle. Yani kafir kişi kafir olabilir, ama dışarıdaki bir kimse onun kafir olduğunu ve dinden dışlandığını dolayısıyla bunun tabii bir takım fıkhi hükümleri var. Bunun beraberinde gelmesi gerekiyor. Yani tekfir kavramıyla bütün bunların olması gerekiyor. Neden böyle bir şeye ihtiyaç hissedildi? Tarih sahnesinde tekfir maalesef olmuş istenmese de ee, hani neden olmuş? İlk ne zaman çıkmış? İsterseniz biraz öyle bakalım. Evet hocam, aslında Peygamber Efendimiz'in zamandaki ilk İslam toplumuna baktığımızda böyle bir olguyla karşılaşmıyoruz. Evet. Ee, İlerki dönemlerde tekfir kapsamında belki değerlendirilebilecek bazı olaylarda Peygamber Efendimiz daha çok yapıcı, birleştirici bir rol üstleniyor ee, ve böyle çok fazla gerilim ortamı ortaya çıkmıyor evet. ve tekfirin örneklerine rastlamıyoruz evet. o dönem için. Doğru. Ee, ama daha sonra bir ihtiyaç hissediliyor böyle bir şeye. Ee, bu ihtiyaç nereden ortaya çıkıyor? Bu tekfir meselesi ne zaman gündeme geliyor? Ee, tarihsel olarak da önce ele alalım isterseniz. Yani e, bahsettiğiniz gibi Hazreti Peygamber döneminde yok. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de e, diğer kavram peygamberlerin kavramı olarak aslında var ama hani diğer peygamberlerin hikayeleri anlatılırken peygamberlerin başlarından geçen çok ciddi ve sıkıntılı durumlar var. Yani her bir peygamber geldiği toplum tarafından hemen neredeyse kabul edilmiyor. Öldürülmek isteniyor, yok edilmek isteniyor. Çok ciddi şey müdahale oluşuyor ve direnç oluşuyor. Buna rağmen peygamberlerin hikayeleri anlatılırken peygamberlerin o inanmayan kimse, yani inanmayan toplumuna karşı kavmim, ey kavmim şeklinde hitap ettiğini görüyoruz. Yani inanmayan ve onu dışlamıyor, tekfir etmiyor. Keza Hazreti Peygamberin döneminde de münafıklar var. Hazreti Peygamber muhtemelen biliyor ve onlara karşı münafıklar" şeklinde bir hitap kullanmıyor. yani niye şimdi Peygamber Hazreti Peygamber ve diğer peygamberler bizim üsveyi hasenemiz. Yani hayatımızda rehber ve rol almamız gereken kişiler. Dolayısıyla bu anlamda onların bu tür davranış modelleri bizim için önemli. Buradan sonra niye ihtiyaç hissedildi ve nasıl çıkı, bu durum ortaya çıktı? Aslında iman konununun, imanın ne olduğu, imanın tanımlanması sırasında yaşanan bir takım karmaşık olaylar diyelim. Çok iç açıcı değil ama yaşanmış. Yani özellikle Sıffin Savaşı'ndan sonra ismini hariciye dediğimiz, Hz. Ali'nin grubu içinden ayrılan bir grup... Amelin imandan bir cüz olduğu ve büyük günah işleyen kimsenin kafir olduğu şeklinde yani ilk böyle bir İslam düşüncesinin gündemine düşmüş oluyor. Böyle bir yaklaşımla ortaya çıkıyor. Burada yine Hazreti yani Hazreti Ali döneminde tabii Hazreti Ali'nin onlara karşı tavrı da çok önemli. Mesela onlara onlarla ilgili onlar hakkı ararken hataya düşmüş. Yani normalde aslında Hazreti Ali tekfir ediyor hariciler. Şimdi Hz. Ali'nin kendilerini tekfir edenlere karşı davranışı bu anlamda mesela hani baktığımızda bize önemli ipuçları veriyor. Hakkı ararken hataya düşmüşler. Batılık kul edinen, batılın peşinde giden, giden kimseler değil diyor onlarla ilgili. Bu da önemli bize, bizim için. Yani Hz. Ali'yi tekfir ediyorlar. Bozgunculuk çıkarıyor, toplumda ciddi anlamda, ciddi anlamda bir kaos oluşturuyorlar. Buna rağmen Hazreti Ali onlarla ilgili hakkı ararken hataya düştüler. Batıla uyanlar gibi değil de şeklinde onların doğrudan küfrüne şey yapmıyor. yani küfrü ilan edip o şekilde davranış modeli sergilemiyor bu anlamda önemli. Yani iman nedir sorusunu aslında ararken ve yaşanan iç huzursuzluk siyasi kargaşalardan sonra çıkmış bir kavram olarak karşımıza. Yani ilk şeyin nüvesi bu şekilde oluştuğunu görüyoruz. Hocam daha sonra da mezheplerin, grupların evet. farklılaşmasıyla iyice bu tekfir söylemleri Doğru. güçleniyor ve çatışmalar da ortaya çıkıyor yani, beraberinde. Yani e, tabii diğer bir hani ilk nasıl çıktı? Sonra bu iş nasıl hani seyretti, devam etti diye bakarsak orada da şimdi mezhep yani hani mezhep kavramını da çok kısaca belki hani şu anda konumuz mezhep değil ama üzerinde çok kısa durmak gerekiyor. Hani mezhep bize gidilecek yolu dini yaşantıyı kolaylaştıran manzumeleri sunmuş oluyor. Bu anlamda bir dinin yorumu ve ciddi anlamda hayatımızı kolaylaştırıyor. Ancak mezhep bir tane veya da nasın anlaşılması tek bir yöntem ve yolla olmadığı için otomatik olarak birden farklı mezhep ortaya çıkıyor. Zaten hariciyeden sonra onun tam zıttı şeklinde mürciye, e, ...fiil ve sorumlulukla alakalı cebriye, kaderiye gibi mesela hani Hazreti Ali döneminde... Hemen akabinde yani nereden baksan bir dört farklı bakış açısını ve düşüncenin ortaya çıktığını görüyoruz. Sonra bunların her biri dinin yorumu olunca e, din e, Hazreti Peygamber döneminde tek bir hakikat şeklindeydi. Ama Hazreti Peygamber'den sonra bu hakikatin anlaşılmasında birden farklı yollar ortaya çıkmış oldu. Burada bu mezhep e, yani mezhebin kolaylaştırıcı yönü kadar taklit ve taasuba düşme gibi bir şey de var ...handikabı da var. Nitekim öyle olmuş. Her bir mezhep kendisini hakikat... ...kendi dışındaki yorumları... E, ...bitat, dalalet veyahut da... ...küfür olarak görünce... E, ...bu anlamda bir... E, ...zaman zaman İslam düşünce tarihine... ...baktığımızda zaman zaman... ...bunun böyle had safhaya vardığını... ...ciddi problemler... ...oluşturacak seviyeye geldiğini görüyoruz. Mesela... İşte Ebu Hanife dönemi böyle diyebiliriz. Gazali dönemi. Bugün de keza mesela tekfir faaliyetinin yine bence çok had safhada olduğu ve Müslümanların din ve İslam alt tabanında birleşmeyip birbirlerini dışladıkları bir dönemi yaşıyoruz. Bu anlamda hani kavramlarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında hocam tekfir çok riskli de bir alan. Çünkü evet. Peygamber Efendimiz bir Müslüman başka bir Müslümanı küfürle itham ederse o küfür ikisinden birine döner, döner. şeklinde Hı -hı. bir söz söylemiş. Ve burada eğer karşıdaki suçladığımız kişi de bu özellik yoksa bize dönme ihtimali var. Evet. Yani çok hassas bir konu evet. söylediğiniz üzere ama çok da yaygınlaşan ve çok bilinçsizce kullanılan bir mekanizmaya dönüşmüş tekfir evet. mekanizması. Evet. Bu yüzden de İslam düşünce tarihinde de çok fazla tartışılan bir konu olmuş aslında. Ve Bunun üzerine çok fazla fikir beyan eden alimlerimiz var. Bunlardan biri de Gazali. Gazali kendisi de tekfire uğramış bir kişi olarak kendinden önce gelen, gelen gelenekteki bütün mezheplerin bu konudaki tavırlarını incelemiş ve kendine göre bir çıkış yolu beyan etmiş aslında. Biraz bunun üzerine durabilir miyiz? Gazali bu konuda nasıl bir yol izlemeyi öngörmüş? Evet, Gazali bahsettiğiniz gibi bu anlamda önemli. <laughs> Döneminde e, tekfir faaliyeti had safhada. E, <laughs> yani yine e, Moğol istilası, Haçlı istilası da var. İç karışıklıklar da var. E, bu bağlamda kendisi de birçok defa kitapları yakılmış, tekfir edilmiş. Öyle, öyle bir önemli bir şahsiyet. Ama kendisi de muhtemelen bu açmazdan kurtulmak için Faysalut tefrika beynel İslam ve Zendaka veya Zenadika diye isimlendirilen bir küçük bir eser aslında. Ben hep e, önemli de bulurum mutlaka okunmasını da tavsiye ederim. Birkaç tercümesi de var. E, orada bu konunun ilkelerini bize derli toplu bütün boyutlarıyla sunuyor. E, ve yani benim önemli gördüğüm özellikle orada ortaya koyduğu hususlar. E, yani biraz önce bahsettiğim mezhep aslında e, dini anlama, yorumlama birden farklı yöntem var. Bu gayet doğal. Şimdi buradan hareketle o, yani bugün bir mezhepsizlik şeklinde bir cereyan da var mesela. Hani bu mezheplerin kendi içinde handikapları var. Dolayısıyla Hazreti Peygamber döneminde de mezhep yoktu. Bugün de gerek yoktu şeklinde bir bakış açısı ortaya koyan düşünceler de var. Fakat ben bunu kesinlikle doğru bulmuyorum. Ve Gazali de mesela böyle bir yöntem ortaya sürmüyor. Kendisi de dönemindeki mezheplerin taklidi ve taassubu çok ciddi anlamda doğurduğunu söylüyor. Bu derin bir denizdir. İçine giren boğulabilir. Çok dikkatli olunması gerektiğini de söylüyor. E, ve kendisi bu bağlamda bir mezhep içinde kalarak diğer mezheplere karşı nasıl bir tavır takınılmalı? Mesela bunun ilke ve kriterlerini ortaya koyuyor. Bence önemli ki ondan önce bir hususu daha değinmek gerekiyor. Onu Ebu Hanife de söylüyor. Ehli kıble tekfir edilemez. Yani bence bu ilke de çok güzel. Yani ehli kıble yani aynı kıbleye döndüğümüz birden farklı yorumları ve bakış açıları olan kişiler veyahut da gruplar bu ehli kıbleye dönme ile ilgili çok bariz ve büyük yani o kıble ehli olmanın dışına çıkabilecek herhangi bir şey yapmıyorlarsa tekfir edilemeyeceğini yani bunu Ebu Hanife de söyler, Gazali de söyler ki bu anlamda önemli. Ee, ama hani mezhep içinde kalarak diğer mezheplere karşı nasıl biz e, tavır takınacağız aslında burası önemli. Hani mezhepsizlik bence dediğim gibi çözüm değil ama kendi mezhebimde kalarak benden çok farklı düşünen ve onaylamadığım bakış açıları ortaya koyan düşüncelerle ilgili ne yapacağım? Mesela bunda da açıklık getiriyor. Ve genellikle kullanılan belli kavramlar var. Mesela hata, dalalet diyelim veya tekfir diğer bir kavramda. Şimdi ben X mezhebindeyim. Yani Hanefi matürü diyeyim. Hani isterseniz hani doğrudan mezhepler üzerinden gidelim. Ben Hanefi matürü diyeyim. Şafii eşariyim. Şii, Cafer'i'yim veya mu'tezili, Mesela bunlar birbirinden çok farklı bakış açıları ve mezhepler. Şimdi bunlarla ilgili müşahhas örnekler üzerinden de gidebiliriz. Şimdi ben kendi mezhebimde kendi bakış açım ve doğrularım var. Evet bu benim hakikatim ve bu mezhebe mensup olduğum için bu hakikatin bu yöntemin hakikati temsil ettiğine inanıyorum. Meşru bir zemine Evet gerekiyor. Ama abi benim dışımda hani bahsettiğim Şii, Caferi veya mutezi veya Şafii, Eşari. Şimdi bunlarla ilgili bakış açım nasıl olabilir? Şimdi bir konu mesela hani müşahhas yine o, onun örnek verdiği konulardan gidebiliriz. Mesela Şia'nın imamet meselesi. E, ciddi anlamda dinden ortaya koydukları amentülerinde bulunan bir husus. E, şimdi bundan dolayı ben onların e, hata ettiğini söyleyebilirim. Yani şimdi gazalinin kavramlarıyla şey yaparsak ben onların hata ettiğini söyleyebilirim. Ama ben onların kafir olduğunu veyahut da dinden çıktıklarını söyleyebilir miyim? Burası önemli bir nokta. Şimdi burada diyor ki Evet, yani amentüm belli. Benim amentü noktasında amentü de farklılaşmıyor. Yani aynı Allah'a inanıyorum, aynı kıbleye yöneliyorum, aynı Peygamber'e inanıyorum. Ama onlar benden farklı olarak Hazreti Peygamber'den sonra imametin Hazreti Ali ve evladın hakkın olduğunu inanıyorlar ve bir mağaraya gidip her gün ikindi'den sonra bir gün mehdi gelecek diye bekliyorlar. Yani onun tabirini kullanırsam diyor ki bu ahmakça bir şey. Yani bunları, bu, bu şekildeki onların e, inancı veyahut da düşüncesi evet tasvip etmiyorum doğru değil onlara hata yani onlara zarar veriyor bu. Ama ben onları bundan dolayı çünkü bu, bunlar herhangi bir e, hani menümbih dediğimiz benim amentü'deki herhangi bir şeyimi e, inkar etmiyorlar. Dolayısıyla hani bu yaptıkları yanlıştır, hatadır, bid'at diyebilirim, dalalet diyebilirim ama ben buna tekfir diyemem. Veya ben bunu tekfirle din dışı ilan edemem diyor. Yine diğer bir mezhep hani çok eleştirilmiş inançla alakalı ama hani mutezle bilinir. Özellikle onun ruyatullah konusunda sıfat teorisinde yaptıkları genel olarak eşari ulema, maturdu tarafından tasvip edilmez. Ancak burada da der ki sıfat konusu... Dinin Yani dini anlarken, yorumlarken benim bir istidlal yöntemim sonucunda elde ettiğim bir netice. Yani ben bir sıfat teorisi ortaya koyarken, hani Kur'an-ı Kerim'de bana sıfatlar böyleydi diye sıralanmamış, ben kendi istidlal yöntemimle bir sonuca varıyorum ve ben bir sonuca vardım. Benim dışımdaki de başka bir sonuca vardı. Dolayısıyla ben kendimi hakikat olarak gördüm. Diğerini hakikati temsil etmiyor diye dışlama hakkını bana vermiyor din. Yani bu şekilde diyor mesela o tezle ilgili benim istidlal yöntemimden ben bir sonuca vardım. O çünkü nihayet de Allah'a inkar etmiyor. Yani Allah'a tanımlarken farklı bir yöntemle ona sıfat yani o sıfat zatın kendisidir diyor. Ben sıfat zata zait manadır veya kaim manadır diyorum. Şimdi buradan hareketle benim onu tekfir etmem gibi bir şey söz konusu değil. Ha ben bu yorumu yani bu dinin bir yorumu nihayet. Ben bu yorumu benimsemeyebilirim. Yani şimdi burada aslında hani bir kaos da ortaya koymuyor. Hani birden farklı görüş var, hepsi doğru olabilir. Bugün bu postmodern yaklaşım, aslında bu da değil. Hani mezhebin böyle bir şeyi de var veya burada ortaya konulan kriterler. Yani bir hakikat ve bir doğru yoldasın yine ama kendi dışındakileri e, dinin izin verdiği kriterleri çerçevesinde değerlendirilerek genişleme. O açıdan yani dinin mezhepleri aslında o zenginliğini ortaya koyuyor. Yani onu da gösteriyor çünkü ben bu dışlamayla daraltmış oluyorum. Hakikat bende, benim dışımda hakikati kimse temsil etmiyor gibi bir yöntem takip ettiğimde aslında dini daraltmış oluyorum. Ve Hazreti Peygamber'in işte aslında döndüğümüzde sahabi dönemini, Hazreti Peygamber'in böyle bir daraltmaya gitmediğini de biliyoruz. Dolayısıyla farklı yöntemlerde ...meshep hakikattir şeklinde bir bakış açısıyla o aynı daraltmanın veya hani Hazreti Peygamber'i örnek alıyorum şeklinde hani bir bakış açısıyla dinin daraltılmaması gerekiyor. Hani bu anlamda mezhebin bence çoğulcu ama iyi kullanılırsa, fonksiyonel boyutları dikkate alınırsa çoğulcu bir yöntem ortaya koyduğu çok bariz. Özellikle bu bahsettiğim, yani gazali perspektifinde özellikle bahsettiğim, yani hakikatin bir yönü bende, Diğer yönünü ben e, tasvip etmeyebilirim, beğenmeyebilirim ama ben ona hata etti diyebilirim. E, Selefi Salih'in döneminde olmayan bir şeyi ortaya koyduğu için bid'at diyebilirim veya genel çoğunluğa uymadığı için veya benim görüşüm uymadığı için dalalet diyebilirim. Ama ben buna e, küfür veyahut da tekfir veyahut da kafir şeklinde bir isimlendirme yapmam doğru değil. Peki o zaman e, bu bahsettiğimiz çerçevede tekfir nereye oturtacağız? Yani tekfir mekanizması o zaman nasıl çalışacak? E, bu şekilde olmayacaksa tekfir e, nasıl olacak? Hayatımızda nasıl yer alacak? Nasıl olacak? yer edeceğim? Bir kere... E, Kimin sorumluluğunda ya? Evet. Veya? Tekfir şunu, e, şöyle bir yanlış algı var sanki. Hani benim namazım, ibadetim gibi sanki bugün böyle bir şey var. Birilerinin tekfir etme mecburiyetim, sorumluluğum da varmış gibi bir algı var. Mesela bu çok yanlış. Yani kişisel hani benim ben kendimden ve ibadetlerimden dini hayatı yaşamaktan sorumluyum. Ama ben bir başkasının yaptıkları yanlışları takip etmek yani bu tebliğ el emri bil maruf nehyanil münker tabii ki yapılmalı. Bu, bu, bu kavramlar birbirine karışmaması gerekiyor. Ama hani ben kendi dini yaşama ve yaşatma ile ilgili sorumlulukları yerine getirmeliyim. Tekfir kısmı hani hiç olmamalı gibi bir sonuca da varamayız. Çünkü böyle bir şey yok. E, bizzat Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bir kavram. Ama Kur'an-ı Kerim çoğu zaman bunun e, tehlikeli sonuçlarına karşı uyarır. Yani bunu e, uyardığı zaman yani şöyle hani biz kendimizi Allah Teala'nın yerine koyarak Allah'ın kulları üzerinde hani böyle bir hakkımız yok. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de evet yapıyor. Dediğin gibi Hazreti Peygamber, yani Hazreti Peygamber ve diğer Peygamberler kendi ümmetlerine mesela böyle bir yöntem uygulamıyor. Hani o anlamda Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Peygamberlerin hiçbirisi inanmayan kendisini yok etmek isteyen e, ümmetine veya topluluklara karşı böyle bir yöntem uygulamıyor. Yine bakarsak Allah Teala inanmayacağını bile bile kafir kullarını yaratıyor yaratmayabilirdi. Yani ama uyarıyor. Veya işte şirk müşrik olacaklarını bildiği halde müşrikler yani veya onlara hala rızık verilmeye devam ediyor. Mesela Allah hala rızık verirken kendine inananlara verip inanmayanlara rızık vermeyeyim gibi bir yöntem takip etmiyor. Yani e, rızkın peşinde koşan her bir kul e, mümin veya kafir müşrik olmasına bakılmaksızın rızkını kazanıyor. Allah Teala isteseydi onlara kendisine karşı küfür veya şirkte bulunduğu için rızık vermeyebilirdi. Fakat böyle bir yöntem söz konusu değil. Dolayısıyla bütün bunlar bizim için de davranış modları olarak hayatımıza rehber edinmemiz gereken şeyler yani bizim böyle bir sorumluluğumuz yok. He, tekfir mekanizması yoktur. Hani oyun başından beri söylüyorum aslında. Tekfir mekanizması yoktur, olmamalıdır gibi bir şey söz konusu değil. Bunu dinde yetkili mercilerin uhdesinde ve sorumluluğunda olan bir şey. Yani geçmişte Şeyhülislamlık, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumların uhdesinde olan yani tekfir mekanizması şimdi ne zaman devreye girer? Bir kimse yani bir kimse mesela Müslüman olmayabilir. Müslüman olmadığı zaman ona uygulanacak yani Yahudi veya Hırslı'na uygulanacak bir takım şeyler var zaten. Ee, ama hükümler farklılaşacak. Evet, hükümler farklı. Yani Müslümanın hükmüyle Yahudi ve Hristiyanı veya işte hani şeyleri farklı. Ee, ama e, İslam dairesi içinde olduğu halde e, kendini İslam gibi gösterip işte mesela diyelim ki Amentü inkar eden, Amentü'yü kabul etmeyen. Yani onlarda nedir? Özellikle burada Allah'ı Hz. Peygamber'i ahiret gününü kabul etmeme gibi mesela özellikle. Temel okay Temel evet yani zaten altı usulü bizim müminin bir usulü selase diye üçe iner. Oradan da teke, tevhid, uluhiyete. Bu bağlamda hani bu, bu esaslar üzerinde özellikle durulmuş. Ve özellikle Allah inancı ve peygamber inancı. Hazreti Peygamberi peygamberliği kabul etmek çok zor. Neden zor? Şöyle diğer dinlerde yani Yahudilik ve Hristiyanlıktaki peygamberlik anlayışı asli safiyetini genel koruyamadığı için yani Yahudilikte tamamen sıradanlaşmış peygamber vasfını kaybetmiş peygamberler ve krallardan bahsederken Hristiyanlıkta da tanrılaşmış peygamber vasfını yine yani birisi ifrat basit, ve tefrit. Evet, evet çok basite indirgeyerek e, peygamberlik vasfını diğeri de e, insan vasfından çıkarak yani İsa Aleyhisselam e, bir yönüyle nasuti ama gerçekte e, ilah olan yani üç uknumdan birisidir. Şimdi böyle olunca Diğer dinlerle mukayese edildiğinde İslam'da diğer ikisinden çok farklı bir beşer olan, vahiy alan, üsve-i hasene olan, ismet sıfatıyla muttasıf olan ama sıradan insan gibi yaşayan bir peygamber tasavvuru ve imajı var. Bu genellikle kabul edilmesi oldukça zor ve o yüzden İslam'a saldırılırken veya İslam'ın dışı e, ...polemiklerde Hazreti Peygamber üzerinden gitmeyi yeğleyen bakış açıları daha yaygın. Çünkü felsefede de yok. Felsefede de peygamber tasavvuru yok. Yani felsefede normal e, Tanrı ve alem varken... E, ...bir peygamber tarafından getirilen haber şeklinde bir düşünce üretilmiş değil. Öyle olunca yani felsefe ve diğer dinlerde e, bulunmayan bu peygamber tasavvurun İslam'da olması ve diğer bakış açıları tarafından İslam'ın anlaşılmasını yani anlamak istemedikleri için de muhtemelen ama genel anlamda zorlaştıran bir durum ve bu bağlamda Hazreti Peygamber'i kabul etmeme şeklindeki bakış açısı geçmişten beri işte berahime diye bizim kitaplarımıza geçer. Bugün de işte deizm aslında hani aynı perspektiften hareket eder. Peygamber'i kabul etmeyip, Peygamber'in tabii kabul etmeme bizim... Yani Peygamberi kabul etmem aslında niye getiriyor? Şeriatlı bir sistemin uygulamasını getirmeme şeklinde bir bakış açısı da meydana getirmiş oluyor. Hani deizminde de zaten çok dini hayatı yaşamasam da kendimi yalnızca İslam dairesi içinde olmuş olmaz. Yani orada konumlandırmam bir Allah inancının olması yeterli. Hani uzaktan böyle yani bunun dinin içinde şeyim içindeyim ama çok dinin sorumluluklarını yerine getirmem gibi kolayca hayatı gerekmiyor. Gibi evet biraz. yani bu biraz geldiğimiz bu modernizmin kapitalizmin de rahat özgürlükçü birey anlayışlarında da hani daha kolay hayata uygulanabilir hale getirdiğini görüyoruz. Bu bana da yani doğru değil ve dolayısıyla hani konumuz tekfir olunca Allah'ı ve peygamberi kabul etmeme şeklinde yani özellikle geçmişten itibaren peygamberi kabul etmenin toplumlar açısından zor oldu. Hazreti Peygamber'in geldiği toplumda da hani tekim kabul edilmediğini görüyoruz. Diğer peygamberler de aynı. Geldikleri toplum tarafından benimsenmiyor, yok edilmek, öldürülmek isteniyor. Böyle bir peygamber anlayışının topluma yansımasındaki sıkıntılarını biliyoruz. Ve tekfirde de yani Allah'ı, peygamberi, ahireti, kitabı, alemin bir ilah tarafından yaratıldığını ve zarurati diniye dediğimiz hususların doğrudan inkar edildiği, yok sayıldığı zaman tekfir mekanizması otomatik olarak girmiş oluyor. Tabi hukuki sonuçları var. O gibi durumlarda da yani ulema buna karar vermiş oluyor. Uygulama siyaset tarafından olmuş oluyor. Bu sırada siyasetin de ulema tarafından verilen bu karara bir anlamda uyması o sırada da birden farklı şeyler var, ee, alternatif var. Yani hani bu, bu durumda olan bir kimseye uygulanacak muamele. Fidye verilebilir, salınabilir, affedilebilir gibi birden farklı dini hükmü var. Ama kişisel değil onu söyleyelim. Yani hani kalkış noktamız oydu. Hani kişinin bir başkasını e, tekfir etme sorumluluğu söz konusu değil. E, bu işin, bunu Gazali de sık sık söyler, Allah'a havale etmek gerekiyor. Yani hesabını Allah Teala'nın vereceği bir şeydir. Ee, İmani bir konu. Evet. İhane. Yani bizim hani bu tür konularda bu tür tekfire düşme e, endişemiz olabilir ama e, bir başkasını tekfir etme yetkimiz ve şeyimiz yok. Tamam, Sorumluluğumuz yok. Hocam tekfiri. E... A ayrıntılarıyla anlamış olduk aslında. E bir insanın tek başına bu sorumluluğu üstlenmemesi gerektiğini gördük. Ve İslam'ın ana esaslarından birinin e reddi söz konusu olmadıkça da kısa yoldan tekfire gitmemenin gereğini anladık. Peki hocam aynı şey aynı durumla biz karşılaştığımız zaman yani başkalarını tekfir etmemeyi bir yöntem olarak biz takip ediyoruz ama biz aynı şekilde başkalarından tekfir söylemine biz maruz tekfir olduğumuz zaman evet tekfir edilme durumuna düştüğümüz zaman nasıl davranmamız gerekiyor? Evet bu da önemli. Yani hani biz tekfir etmeyeceğiz ama birileri bizi tekfir edebiliyor. Evet, bu biz yalnız, oldukça kolum... hassas davranacağız ama evet. insanlar çok rahat olduğu için bir şekilde o söylemi bize yansıtma gibi bir tehlikeyle evet. de karşı karşıya hani kalabiliriz. bağlı şey yani o ne yapabiliriz? Tekfir, <laughs> hani bu, bu anlama da gelmiyor. Yani orada biraz önce bahsettim Hazreti Ali örneği önemli. Yani Hazreti Ali kendisini tekfir edenlerle ilgili... Ee, çok uzun süre yani haricilerle şey var e, elçi gönderiyor hatta bir harici tarafından da şey de ediliyor hani Hazreti Ali. Yani buna rağmen hep onlara onlarla ilgili hani hakkı ararken e, yani şey hakkı ararken hataya düşmüş gruplar şeklinde tekfir yani dolayısıyla onlar bizi tekfir ediyor. Asıl kafir onlardırlar. Hani toplumda bozgunculuk yani çünkü yaptıkları bozgunculuk, hakikat bizde diyor. işte hakem olayını kabul etmek büyük günah diyor. Dolayısıyla kanı helaldir diye çok böyle keskin söylemlerle tam bir terör estiren bir grup aslında ve kendisi de halife, siyasi lider. Hazreti Peygamber'in dizinin dibinde yetişmiş aynı zamanda dini konularda da Hani uzman olan biri. Yani çok rahat onları siz asıl kafir, sizsiniz diye mesela o şekilde bir yöntem takip edebilirdi. Ama öyle bir yöntem takip etmedi. Ee, yine burada hani Gazali'ye baktığımızda Gazali de diyor yani diyelim ki mesela Şia beni tekfir etti. Hani örnekler üzerinden gidersek. Şimdi ben ona karşı ne yapacağım? Şimdi burada o tekfir ederek aslında bir hataya düştü. Çünkü hani biraz önce bahsettik ee, yani dinde birden farklı yorum var. O yorumlardan birisi bende, bir başkası onda. Ben hakikati veya o hakikati temsil ediyor şeklinde dini daraltırsam aslında din yaşanamaz hale gelir. Nasıl hani ne yapacağız o noktada? Hani bazen onunla ilgili kendini ulemadan zanneden cahiller şeklinde diye de isimlendirir Gazali'yi. Yani hani bu şekilde tekfir çok fazla müracaat edenleri hani birkaç kitap okumayla kendisini ulema'dan zanneden cahillerin buna çok sık müracaat ettiğini ve bu doğru bir yöntem olmadığını yine biraz önce sizin bahsettiğiniz hani iki Müslüman birbirini şey yaparsa, tekfir ederse karşıdakine eğer tekfir edilmeyi hak ediyorsa o kafir olur ama o hak edilmiyorsa o tekfir döner sana gelir. Mesela burada çok ciddi bir şey var, risk var ve yine... Karşıdaki de e, diyelim ki hani 100 esasdan 99'u tekfir edilmeyi gerektiriyor ama bir hususta emin olamadığınız o bir husus riayet edilmesi yani hani 99 kafir olmasını gerektiren görünüm var ama bir hususta bir tereddüt oluştu o bir hususa uymanın yine Gazalder yani bin kafir yani bin kişi kafir hükmüne uyuyor. O bin kişinin e, küfrüne hüküm vermeyip gidip bir Müslümanı e, hacamat ettiğinde ona verdiğin acı ve hata veya hatta hani günahsa onun daha hafif olacağından bahsediyor. Yani bu hani bu anlamda çok ciddi olarak e, yani bizde bütün emareler ortaya konsa bile hani bir karşı tarafı tekfir etme şekli gibi bu hastalıktan kurtarma kurtulmamız... ihtiyacı varsa kurtar evet. kurtarmaya i̇şte çünkü çalışıyoruz. Çünkü bin bin kafirle bir Müslüman hacamat edilmesi örneğini veriyor ki bence bu önemli. Hani hacamatta ne kadar acı veriyorsun hani çok acı verdiğim şey değil ki hani bunun daha ehven olacağını söylüyor. Diğer ki kafir olması ile ilgili hani 99 hüküm onun küfrüne götürüyor seni. Buna rağmen hani o küfre yani küfür sonucuna gitmemeni öneriyor. Bu bağlamda yani o beni kafir yani beni tekfir ederek benim kafir olduğumu ilan ederek bir hata işledi. Ben de aynı şekilde yani onun hata olduğunu kabul etmem ve ben ona e, asıl kafir odur duruş şeklinde bir bakış açısı yöneltmemem gerektiği ki bence bu da önemli. E, yani çok zor bir hani çok zor bir imtihan bu. Hani düşünüyorum e, hani böyle bir şeye karşı e, refleks olarak yani asıl kafir sensin şeklinde hani çok rahat bir davranış modu sergilenebilir. Fakat hani bu burada asıl işte Müslüman olmanın, imtihan edilmenin, kul olmanın bilinci ortaya çıkmış oluyor. Yani nefsine çok ağır gelse bile onun yaptığı hataya düşmeyip, eee tekfire karşı, tekfirle muamele de bulunmamak gerektiği genel ilkemiz olmalı diye düşünüyorum. Ki öyle zaten geçmişte de. Yani işte Gazali kendisini tekfir eden, kitaplarını yakan birçok diğer mezhep mensubunun tekfir edilmeyeceğini çok net söylüyor. Diğer mezhep mensuplarını tekfir etmemiş. Yani mezheplerin dolayısıyla mezheplerin dinde çok farklı görünümleri, o çok farklı yorumları ve din yani bir dinde ne kadar çok ihtilaf ve farklı yorum çıkarsa aslında o bizim zenginliğimizi ortaya koyuyor. Yani işin bu yönüne bakmak gerekiyor. dinin daha iyi dönemler içinde daha iyi yaşanabilir olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü yani İslam tarihi hani çok değişik kültürlerde, bölgelerde, coğrafyalarda yaşanması o e, yorumların zenginliğinle sağlanmış oluyor. Dolayısıyla hani orada daraltmak yerine mümkün mertebe hani Genişte. genişletmek ve rahatlatmak gerekiyor. Nitekim hani Hazreti Peygamber'in hayatına da bakarsak Mekke dönemi ile Medine dönemi arasında çok ciddi farklar vardır. Yani Mekke ayetlerin mesela uslubu, yöntemiyle Medeni ayetlerin yine e, bu da yani işte o dinin yaşanmasıyla alakalı e, o zenginliği gösteren şeyler. Dolayısıyla hani bu farklı e, birden farklı yorumlarda da o gözle görmek ve o bakış açısıyla onları benimseyebilmek önemli bence. Asırlar boyu bu kadar çok geniş coğrafyaya yayılmasının evet. sırrı da bu zaten. Ben de derste öğrenci anlatırken hep şey diyorum. Atalarımız çok fazla hani şey var. Hani bazen bunlar hani bir konuya bir, bir görüş veya bir yorumla bitebilir mesela. Yani bir konunun bir görüşü, bir yorumu vardır. Bu kolaylık aslında, hani bitti gibi. Ama e, hani çok basit. Bazen hani bir vav harfinden hareketle 10 tane bakış açısı çıkabiliyor, zor gelebiliyor. Hani eğitim sırasında atalarımızın ve kültürümüzün düşünce tarihimizin zenginliği diyorum ben. Bu yönünü görmek lazım. Ya yani öbür türlü çok e, kısır bir şey olacaktı. Yani Kısıtlı tek bakış bir alanda. açısı. Evet. Yani zenginliğini göstermeyecekti. Bunun bu yönünü görmek gerekiyor. Hocam İslam düşünce tarihinde çokça tartışılan bir mesele de 73 fırka hadisi. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Bununla tekfir meselesini nasıl birlikte düşünebiliriz? Evet, ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır şeklinde bir rivayet, birden farklı aslında, birden farklı versiyonu var. Ve bu konuda genellikle kullanılan bir rivayet. Ayrıca şey de var, bir rivayetin mezhepler tarihi kitaplarında da, yani fırkaların sayılarını işte sıralarken veya işte hangisi şey dalalettedir, hangisi sırat-ı müstakimdedir gibi sıralama yaparken çok çok kullanılan ve müracaat edilen. Aslında tartışılan da bir rivayet. Evet, evet, evet. Yani sıhhati de aynı zamanda tartışılan, geçmişte de tartışılan, bugün de tartışılan böyle bir rivayet var. Yani orada ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Birisi sıratı müstakim üzeredir. Diğerleri dalalettedir. Şimdi bu şekliyle aldığımızda yani bir versiyonu böyle bu şekliyle aldığımızda gerçekten daraltıyor. Yani sırat-ı müstakime kimler girecek? Hani 72 72'si dalaletti. O dalaleti de tekfir olarak biraz önce bahsetmiştik. Aslında hani Gazali o dalaleti bu anlamda anlamıyordu ama genellikle tekfir mekanizmasını e, yürütenler e, veya fonksiyonel hale getirenler dalaleti tekfirin bir öncülü olarak ikame ediyorlar. Ve otomatik olarak yani yorumların 72'si dalalet ve tekfir birisi sıratı müstakim üzere dediğimiz zaman aslında bir daraltma söz konusu oluyor. Şimdi bununla ilgili de rivayetin dediğim gibi birden farklı versiyonu var. Tam tersi olan da var. Yani e, birisi dalalettedir, 72'si sırat sıratı müstakim üzere olan şeklinde de var. Gazali bu rivayetleri alır ve bunlar aslında birbirine zıt gibi görünür der. Yani bu birden farklı versiyonu birbirine zıt gibi görünür. Ama burada zıt değil. Bunlar hani biri dalalettedir diyenler, biri doğrudan cehenneme gidenler. Yani hayatlarını hani bu Kur'an-ı Kerim'de de vallahu hayrul makirin diye hitap ettiği bir kesim var. Hani Hazreti Peygamberleri gönderdiği toplumda yaşatmak istemeyip onlara her halükarda işte Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi böyle şeyler var. Hani hayatını din düşmanlığına e, yani, Evet bu tür adamış kişiler var. Bunlar işte o dalalette o bir tanesidir. Bunlar bir şekilde affa veya da herhangi bir şeye şefaate nail olmaksızın doğrudan cehennemliktirler diyor. Yani o bir gruptur o 73'ün içinde. Diğerleri bir kısmı işte hata etti, günah işledi, günahlarından dolayı cehenneme gitmiş olabilir ama oradan çıkıp cennete geleceklerdir. Diğer yani bu şekilde o dalaletle şeyi yani bir fırkanın dalalet üzere olduğu veya bir fırkanın sırat-ı müstakim üzere olduğu şeklindeki bir bakış açısında ee, ...diğer hani bu küfrü temsil edenlerin zıttındakileri de e, doğrudan hayatını o bir grubunda hiç günah işlemeksizin... ...hani peygamberler dışında hiç günah işlemeksizin hayatını tamamen dine adamış o kimseler de bir şekilde cehenneme gitmek sizin doğrudan cennete gideceklerdir. O bir tanedir. Hani cehenneme hiç gitmeden diye. Yani orada o dalaletle sıratı müstakim üzere olan e, rivayetlerdeki o farklı versiyonları hani bir bir grup doğrudan cehennemi hak edecek şekilde yaşayanlar, bir grup da peygamberler dışında hayatını tamamen iman üzere, din üzere harcayan, günaha hiçbir şekilde bulaşmayanlar, diğerleri bir şekilde günaha bulaşanlar ki oluyor zaten günaha bulaşıp cehenneme gittikten sonra cennete gelecekler şeklinde yorumlayarak daraltmıyor yani daraltmamaya e, hani bu anlamda hani gazali'nin e, yaşadığı tecrübe bence önemli e, hani dinin e, mezheple birlikte farklı yorumlarla birlikte daraltılmayıp o çok yapılı o çok renkli yönünün dikkate alınması ama aynı zamanda Hani kendi mezhebin üzere de devam etmeyi de asıl yani bu şey anlama gelmiyor. Hani her birinde bir renk var. Hani bu dini çoğulculuk bugün ortaya konan bu manada değil. Hani onu ben tasvip etmiyorum. O bakış açısının içinde çünkü farklı versiyonlar var. O anlama gelmiyor. Yani senin mezhebin ve gittiğin yol aslında hakikati temsil ediyor. Diğerleri de hakikatin bir yönünü temsil ediyor. Bazı hataları veyahut da bazı sıkıntılı yönleri var ama onun din dışına çıkarılmaya hak etmiyor. Yoksa her birinde ee, hani bütün dinler tüm e, şeylerde yorumlarda her birinde bir hakikat vardır. Hani bu anlamda bir e, e, hepsi dini çoğulculukta bir yerde bula, bulaşıl şey birleşilir gibi bir bakış açısı da doğru değil. Hani İslam'ın hani mekanizması açısından bu bakış açısı çünkü İslam'a çok hitap edebilecek bir bakış açısı değil. Gazali'nin de veya bu bağlamda söylediğim bu yorumlarda bunu kastetmiyor. Hani onun da üzerinde duralım. Bahsettiğim şekilde bir hakikatin yine Bulunduğun yerde ee, ama diğerleri de e, hakikati bazen e, temsil edememe, e, yanlış yapma gibi durumları olsa bile onlar da nihayette e, dinin bir yorumlarıdır. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İzleyenlerimize sol olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, Bayağı bir mesaj verdik aslında. Evet içeride de mesajlarla söyledik. Ama rahmet üzerinde yani ben tekfirin, küfrün tekrar rahmetin parçalanması, yok edilmesi olarak görüyorum. Yani biz yaşarken de yani küfre düşmeme şeklinde kendimize böyle bir ilke edinmemiz gerekiyor. Ve yine Allah Teala'nın Hazreti Ayşe'den nakledilen Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın şeklinde bir rivayette Allah Teala kendisine rahmeti farz kıldığını, ilke edindiğini söylüyor. Hazreti Peygamberi alemlere rahmet olarak gönderdiğini söylüyor. Dolayısıyla hani din rahmettir. Bu rahmeti hayatımızda uygulamamız ve yaşamamız. O rahmeti yok edecek şekilde bu din adına kavga ve ayrışmalar ve birbirimizi yok edecek şekilde bu bakış açılarının ee, hep birlikte yani e, hangi kesimde olursak olalım hep birlikte bundan uzaklaşmayı ilke edinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. E, çünkü bugün çok arttı. E, Batının da muhtemelen işine geliyor. E, mezhep ve hakikat arayışı kavgalarıyla Müslümanların meşgul edilmesi e, ve New age diyoruz bugün bunlar e, ve sayısının bir, yani bir yüzyıl, iki yıl öncesiyle mukayese edildiğinde gittikçe de arttığını görüyoruz. Bu oyunlara gelmeyelim diye düşünüyorum. Yani rahmeti temsil edelim, rahmet üzere olalım. Yine Allah Teala kendisinden, yani kendisini tanımlarken besmele ile tanımlar. Yani ben her zaman söylerim Allah rahman ve rahim. Yani bu önemli. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan kullar olarak biz rahman ismini veyahut da rahmet isminin tecellisiyle yani bunu kendimize hayatımıza rehber edinelim diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah. Bu akşam düşünce tarihimizin önemli konularından biri olan tekfiri konuştuk. Toplumsal huzurun sağlanmasında vazgeçilmez bir mekanizma olarak karşımıza çıkan tekfirin sağlıklı işletilmediğinde hangi sorunlara yol açacağını gördük ve oldukça hassas olan bu konuda nasıl bir tutum sergilemek gerektiğine dair görüşleri değerlendirdik Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın